Sevgili seyirciler, Şehrin Bilinmeyenleri programı olarak İzmir'in en değerli isimlerini sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. En iyi firmaların işini en iyi yapanları, işte onlardan biri Cenk Bey ile birlikteyiz. Özellikle araç kiralamada nelere dikkat etmeli, araç seçerken nelere dikkat edilmeli konusuyla ilgili çok değerli bilgileri olacak. Eğer sizin de yolunuz İzmir'e düşerse özellikle hem iç hatlarda hem dış hatlarda bu hizmeti veren bir isim. Direkt kendisine ulaşırsanız en iyi, en kaliteli hizmete ulaşmış olursunuz. Ama tabii bu konularla ilgili en önemli bilgileri, en değerli bilgileri kendisinden alacağız. Cenk Bey, hoş geldiniz programımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim, sizler? Sağ olun, ben de çok iyiyim. Çok sağ olun. Öncelikle kısaca hem sizi tanıyalım hem de firmamızın kaç yıldır bu sektörde olduğunu ve işimizin tamamen ne olduğunu izleyicilerimize paylaşalım. Elbette. 94 yılından beri hem iç hatlar hem dış hatlar olmak üzere İki bölgede de hizmet vermekteyiz. Sektörle anlamda sadece rentekar sektöründe bulunmaktayız. Bu süreç içerisinde inanılmaz büyük tecrübeler edindik. Tabii aktarabilecek kısım inanılmaz fazla, inanılmaz yoğun bilgilere sahibiz. Cenk Bey, araç kiralamada bizlerin özellikle dikkat etmesi gereken koşullar nelerdir? Şu şekilde. Öncelikle istemiş olduğumuz araç grubunun tam olarak ne olduğuna karar vermemiz gerekiyor. Takdir edersiniz ki araçlar çeşitlilik göstermekte, gerek otomatik, gerek manuel, gerek dizel, gerek benzinli olmak kaydıyla birçok özellik sahibi. Bizim dikkat etmemiz gereken yapacağımız yollarda bizim için en ideal araç grubu nedir? Öncelikle bunu tespit etmek, daha sonrasında tabii ki ekonomik anlamda bizi yormayacak araç tespit etmekte fayda var. Bir de seçeceğimiz firma çok önemli değil mi? Mutlaka. Genelde dikkat edilmesi gerekenler de kurumsal firmalarla çalışmak yönünde olmalı diye düşünmekteyim. Sizin ofisiniz tam olarak nerede? Buraya geldiklerinde nasıl bulabilirler? Şu şekilde İzmir Havaalanı'na inildiği takdirde iç hatlar ve gelen yolcu katında, dış hatlar gelen yolcu katında bizimle buluşabileceklerdir. Hizmet sektöründe bugüne kadarki en geniş ağa sahip şu anda İzmir çevresinde bir tek firma olarak biz varız. Çok güzel. Peki bünyemizde kaç araç var? Araçlarımızın özelliği nedir? Her isteğe cevap verebiliyor muyuz? Şu şekilde ekonomik, orta segment ve premium araç gruplarında müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. Genel anlamda da bütün isteklere cevap verebilecek kategorilere sahibiz. Tabii şimdi iç hatlar ve dış hatlar deyince hem yurt içi hem de yurt dışında birçok misafire de hizmet veriyorsunuz değil mi? Dünyanın nerelerinden geliyorlar, nerelere gidiyorlar sizin vasıtanızla? Şu şekilde tabii iç hatlardan gelen müşterilerimiz yanı sıra dış hatlardan da yoğun talep almaktayız. Bugün saymaya kalksak inanın hangi ülkelerden geldiklerini saymak mümkün değil. Birçok ülkeden misafirimiz var. Peki ekip çok önemli değil mi bu işte de olduğu gibi, bütün işlerde olduğu gibi? Kaç kişilik bir ekiple hizmet veriyoruz ve çalışma şartlarımız, koşullarımız nedir? Şu şekilde takdir edersiniz ki rentekar sektörü 7/24 hizmet vermekte. Dolayısıyla ekip gerçekten dediğiniz gibi çok önemli. Şu an burada sadece İzmir hattımızda 32 personelimiz bulunmakta, 7/24 çalışmaktalar. Vardiyalı sistemde devam ediyorlar tabii. Burada ekibin önemli olduğu noktalardan bir tanesi bizim için özellikle şu. Dediğim gibi iç hatlar ve dış hatlarda hizmet veren bir firma olmak gerçekten çok zor. İki alanda birden mücadele veriyorsunuz. Gerçekten hem ekibime çok teşekkür ediyorum hem de misafirlerimizden aldığımız feedbackler genelde çok olumlu oluyor. Tam da bu noktada şunu sorayım, neden sizi tercih ediyorlar? Şundan dolayı diyebilirim. 94 yılından beri hizmet sektöründe var olduğumuzu vurgulamıştım. O günden bugüne kadar deneyimlerimizi hizmetimizle buluşturduğumuz takdirde bize neler verebileceğini öğrenmiş durumdayız. Gerek ekonomik, gerek İzmir, özellikle İzmir bölgesinde vermiş olduğumuz hizmetle takdire şayan bir noktadayız. Ağ olarak nereye kadar pek hizmet verebiliyorsunuz? İzmir'de misiniz sadece? Şu şekilde yaklaşık olarak ben size şöyle söyleyebilirim. 10 bölgede şu anda hizmet vermekteyiz. 3 büyük şehirle birlikte yanı sıra sahil bölgelerinin birçoğunda mevcut durumdayız. Buna örnek olarak Ankara, İstanbul, İzmir, Dalaman, Bodrum, Muğla vesaire gibi noktalarda hizmet vermekteyiz şu anda. Peki araç kiralamak isteyenlerden çeşitli şartlar, koşullar arıyor muyuz? Ya da en süre olarak nasıl belirliyoruz? En uzun süre ne oluyor araç kiralamada, onu merak ediyorum.
Şu şekilde yıllık, aylık veya günlük olmak kaydıyla her şekilde hizmet vermekteyiz. Aranan özellikler minimum bizim için 23 yaş ve 2 yıl ehliyet olmak zorunda. Bu genel anlamda rentekarlarda zaten var olan bir kuraldır. Bunun haricinde şahsın kendine ait bir ehliyeti, bir kredi kartının olması gerekmekte. Peki kendi aracımızla değil de bir araç kiralama ve iyi bir firmayla çalışmamızın bizlere ne tür avantajları olabilir? Şu şekilde avantajlar olabilir. Kiralamış olduğunuz araçta servis bakım ücretinden kesinlikle feragat etmiş olacaksınız. Sizin için önemli bir nokta bu. Yanı sıra yol yardım desteği her zaman 7/24 yanınızda olacak. Kiralamış olduğunuz araç size her zaman yeni sıfır bir araç olacağı için her zaman güncel aracı takip etme şansı sunacaktır. Çok teşekkür ederim. Var mı eklemek istediğimiz? Çok teşekkür ediyorum ilginize alakanız için.